sen? Patates sıcacağım da bu kadar sadece. Sucuk falan katacağım. Öyle kafamı göre. Evde ne varsa fakir fukaranın. Halil! Patates kahvaltımız. Halil Temir'den. Bir pazar sabahından hepinize günaydınlar ve merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Biz kahvaltımızı yaptık. Bugün hava aşırı derecede bir soğuk ve bir ayaz var. Ankara'nın ayazı geliyor sanırım. Ankara'da yaşayanlar bu ayazı bilirler. Uyandım. Acayip derecede bir evde soğuk. Hava hakimdi ki bizim evimiz biliyorsunuz çok sıcak oluyor. Hemen kombiyi yaktım. Öyle bir soğuk var ki ben kolay kolay böyle çabuk üşüyen falan da bir insan değilim. Neyse, havalar böyle. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Ben kahvaltı yaptığımız, şimdi mutfağı toplayacağım. Kömürlüğe indirmemiz gereken şeyler var. Onları ayarlayacağım. Halil'i kömürlüğe indirecek. Bir de maalesef markete çıkmamız lazım. Çünkü hiçbir şey yok evde şu anda buzdolabında. Önlemlerimizi alıp çıkacağız zaten. Şu an bize herhangi bir yasak yok. Şimdi Aliren'in şöyle bir arabası var. Aliren halası getirmişti bunu. Osman'ınmış. Şu an burada şöyle pedalları var. Şu an bunu Aliren süreme ve çok büyük. Zaten yer olmadığı için bunu kömürlüğe indireceğiz. Bunu şöyle bir çöp poşetine geçirmek istiyorum aşağıda tozlanmasın diye. Bakalım. Biliyorsunuz ben yeni mop aldığım için bu villaları da aşağı götüreceğim. Bununla işte başka şeylerde falan kullanırsam diye kaldıracağım. Şurada bizim şeyimiz, banyonun duşakabin şeyi. Bunlar buralar böyle kırılmış. Yani kırılma da değil aslında ama böyle sürekli çıkıyor. Biz de hani Halil'ini falan yıkarken üstüne düşmesin diye çıkartmış. Yatak odasının balkonuna koymuştuk. Orası da zaten küçük, ütüm falan var. O yüzden bunu da şimdilik orada kalabalığı çıksın diye şimdilik bunu da aşağı indireceğiz. Arabamız var. Şimdilik bu kadar diye düşünüyorum. Evet. Biz şimdi markete çıkacağız. Bir maske daha geçireceğim şimdi. Böyle çıkacağız. Market alışveriş yapmamız lazım. Çünkü şu an buzdolabında gerçekten hiçbir şey yok. Hani Halil'i tek başına yollamayı düşündüm ama yani çoğu şey almaz, alamaz, bulamaz. O yüzden mecbur hemen bir gidip gelelim. Ben geldim. Marketimize gittik, geldik. Şimdi aldıklarımı yerleştireceğim. Aler'in uyandı. Aldıklarımı yerleştireceğim. Aler'in tekrar uyudu. Hemen geri geliyorum. Neden beni unuttu? Ben uyutmaya gitmiştim ama o beni uyuttu. Bırakmadı. Birlikte uyumuştu. Benimle çok uykum vardı. Kalktık. Karnımı doyurdum. Şimdi videomuza devam edelim. Çok uyumadık zaten. Yeşillikler, domates, turp, yeşil fasulye. Burada yine şöyle bir muz. Şöyle bir lavabo açacağı aldım. Hatta bunu mutfağa biraz sonra yapacağım. Yerimiz çok tıkanıyor çünkü. Çikolata. Şöyle bir makarna aldım. Dene limon, kırmızı biber, salatalık, elma, şöyle bir çay aldık. Halil aldı daha doğrusu. Denemek için. Bilmiyorum nasıl bir çay. Halil böyle her seferinde farklı bir çay almaya çalışıyor. Hepsinin tadına bakalım, değişik şey yapalım falan diye. Bir öncekini seviyordum ben aslında. Güzel aromalıydı ama bilmiyorum, bunu aldı. Şöyle. Nasıl bir şey? Bu neymiş? Çaylar bizden. He, poşet çay hediyesi varmış burada da. Muzlu almış. Aşkım ilk şey ki muzlu almışsın. Şöyle kendine bir tane salep aldı. Ben de şöyle bir mikşek aldım. Şöyle bir sucuğumuz. Güzel
zaten değeri zaten küçük 400 gram bir de böyle normal büyük boş çay almış. Çay işleri onda. Sucuk bir tane demiş, bir tane daha varmış. Bunlar ayrı ayrı aldığımız için bunlarmış. Böyle fındık ezmesi aldık. %70'i fındık diyor. Bunu Ali Eren için aldık. Yani daha doğrusu bunu da ben almadım. Halil almış çıkarken söyledim. Halil bir şey gördüm. Bunu alayım demeyeyim. Revani'yi seviyor. Ali Eren her zaman gibi arka fonda mızırdanıyor. Halil içeride maç izliyor. Böyle bir şey aldım. Ampulümüz patlamıştı. Ampul. Şimdi bu Viking'i biliyorsunuzdur. Ben de mutfağımda ve yüzey temizleyici olarak kullanıyorum. Ama banyomda mutfak. Evet. Beynim yandı. Bir saniye. Mutfağımda mutfak. Toz almak içinde falan bu pembe genel temizleyicisini kullanıyorum. Onlar da vegan doğal ürünler ve çok memnunum. Şimdi böyle bir yumuşatısı çıkmış. Bilmiyorum belki yeni çıkmamıştı. Ben yeni görmüş olabilirim. Ama bayıldım. Yani bayıldım. Şöyle görüntüsü de çok hoş. Kokusu çok güzel. Hani kalıcılığını bilmiyorum. Kullanmadım. Ama kokusu çok güzel. Bu da gene ne yazıyor? %95 doğal kaynaklı içerik diyor. Vegan diyor. Dermatolojik olarak test edilmiştir diyor. Sizler için bir kez daha koklamak istiyorum şimdi bunu. Çok güzel. Kalıcıysa da bakalım. Böyle görüntüsü şey falan da çok hoşuma gitti. Ben zaten bir de bu serin dediğim gibi diğer deterjanlarını da sevdiğim ve kullandığım için böyle görünce çok mutlu oldum. Bilmiyorum belki de daha önce de vardır. Daha önce varsa hani yeni çıkan bir şey değilse kullananlar da varsa aşağıda yorumlarda fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Şimdilik bu kadar. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Biz pazar günleri hayalimiz olduğu için böyle çok sulu yemek tarzı yapıp yemiyoruz. Ya dışarıdan yiyoruz. Ya evde böyle değişik bir şeyler kendimiz yapıyoruz. Şimdi marketten gelirken hamburger malzemeleri aldık. Hamburger yapacağız. Birlikte de yapacağız şimdi onları. Bir Ali Eren'e bakmam lazım. Burada gerçi de mızır 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 danıyor. Oluş. Geliyorum. Bunu taktı mı ya? Gideceğimi düşündü. O yüzden. Ali Eren'le video çekmek o kadar zor ki. Çok 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 çok. Hadi ben şimdilik kaçtım. Biraz sonra hamburgerimizi yaparız birlikte. Şimdi mayonezle ketçap böyle karıştırdım. Buna şey çok yakışıyor. Hardal. Hatta başka diğer işte ne bileyim soslarınız varsa onları da sürebilirsiniz. Bunları ekmeklere süreceğiz. Burada da köftelerimiz sos makinesinde. Evet, 3 tanesini çıkarttım. Şimdi burada bir 3 tanesi daha oluyor. Basayım mı tostu? Ters çevir. Nasıl yani? Sanma onu basmasan da öyle bir şey olmaz. Bir tanesini basan ver. Domates ver. Ha direkt orada mı basalım? Ama şeyin ekmeğini tamam, ondan sürecektim. Başına mı süreyim? Tamam en son ekmeğe sonra onu yapıştırırız. Nasıl yani? Tamam şurada marul var. O zaman sen... Ha, 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 ha
Şunların güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Tadı nasıl bilmiyorum ama görüntüsü çok güzeller. Evet. Ali Eren yeni yemek yedi ama başında bekliyor. Hadi biz karnımızı doyuracağız. Görüşürüz. Orada ne işler karıştırıyorsun? Evet, videonun başında söylemiş miydim bilmiyorum. Bir saniye, adam akıllı bir yere geçeceğim. Ne iş? Mutfağa geçelim. Evet, şöyle koyalım. Onun başında söylemiş miydim bilmiyorum. Bugün videomuzun ikinci günüydü. Ama çok bir şey çekemedim. Sabah bir kahvaltı hazırlarken çok kısa çektim sanırım. Sonra hiçbir şey çekemedim çünkü hiçbir şey yapmadım. Çünkü Ali Eren hiçbir şekilde durmadı. İnanın ne sıkıntısı var bilmiyorum. Bir saniye. Aksilikler yakamı bırakmıyordu. Buzdolabının içine dökülmüş. Çok güzel. Yani şu an berbat durumda. Gerçekten berbat durumda. Şöyle bir sildim ama bütün hepsini çıkartıp tek tek silmem lazım. Nasıl böyle bir şey olmuş hiç emin değilim. Herhalde sütün kapağını tam kapatmadım. Evet, ne diyordum? Ali Eren bugün şimdi olduğu gibi hiçbir şekilde durmadı. Dişimi çıkıyor, uykusunu alamıyor, uyumuyoruz bu ara, oyundan mı bilmiyorum. Yanımda şu anda da. Anneciğim buradayım efendim. Ne oldu? Su istiyorsun. Su mu? Vereceğim su. Yani hiçbir şey yapmadık, yapamadık. Her şeyi sadece ağladı. Sadece aldı ve sadece elde. Bunu yaptık. Şimdi biraz önce yeni... Evet. Evet, video çekiyorum. Ne bu? Ne var orada? Bebek. Bebek. Evet. Ha, kombiyle oynayamazsın. Evet, orada bebek var. Evet. O yüzden... Biraz önce de işte birazcık ütü yaptım. Anne, ütü efendim. Ali yine çok kırmızırdı ama mecbur yapmak zorundaydı. Ütüler dağ gibi, artık Ali'nin yiyecek bir şey kalmamıştı. Şöyle kışkırt çıkarttım ve onu ütülemem gerekiyordu kazaklarını. Hava çok soğuk çünkü artık sabunlu giyilmiyor. Hemen onları hallettim. Şimdi de işte uykusu geldi sanırım. Biraz sonra da Halil gelir, yememizi falan yeriz artık. Ali Eren'i uyutma faslı derken buzdolabını temizlemem lazım. Of, bir de bu çıktı ya. Vallahi şu an yani çok demoralize etti bu durum beni. Efendim. İşler hiç bitmiyor. Bu temizlik işi hiç bitmiyor ya. Yapıyorum. Şimdi yapıyorum, tamam mı? Size de öyle oluyor mu? Yapıyorum, bitiyorum. Her yer mis gibi. Burada aşağıları karıştırıyor bu arada. Sabah kalkıyorum, yine aynı. Gerçekten yani
ucu bucağı yok, bitmek bilmeyen bir şey. Ve bu yüzden kendime adam akıllı vakit ayıramıyorum. Adam akıllı oturup kitabımı okuyamıyorum. Yabancı dizi izleyemiyorum. Bazen işler yüzünden Aleren'le bile ilgilenmeme aksaklığım oluyor. Tabii elimden geldiğince önce Ali Eren, sonra temizlik. Ama bazen de işler çığırından çıkabiliyor. Evet. Böyle hareketli bir çocuk. Kucakta bile asla durmaz. Karıştırmaya çok bayılıyor. Ha. Evet. Ne takmış anne kafasına? Hadi bay bay. Bey sağla. O yüzden bu vlogumu burada kapatacağım. Evet. Kapanış yapalım mı? Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki vloglarda görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. El salla. Hoşça kal. Hoşça kal. Öpücük at. Öpücük at. Görüşürüz.